Herkese merhabalar arkadaşlar, yeni bir kutu açılışıyla sizlerleyim. Arkadaşlar biliyorsunuz Euro 2024 başladı. Ben de arka arkaya Euro 2024 tasolarından sonra Euro 2024 kart açılışını da yapacağım. Ama bunda hem kart var hem hologram var. Hem de şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, içerisinden taso çıkan bir kutu var arkadaşlar. Harika bir kutu. Bakalım bunun açılışını yapacağız. İçerisinde 24 adet kutu varmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hiçbir sıkıntı yok, böyle çok güzel bir kutu şeklinde. İçerisinden neler çıkacak, kimler çıkacak bilmiyorum. Dün Almanya maçını izledim. Harika bir maçtı. Bakalım bundan sonraki maçlar nasıl ilerleyecek. Heyecanla turnuvayı da izleyeceğiz arkadaşlar. Bu kutuyu da böylece çekilişle vereceğim arkadaşlar. Bunun için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Kanala abone olun, like atın, bildirimleri açın ve yorum yazın. Yorumlar arasından çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Muhakkak yorum yazın. Şöyle hemen kutu açılışıyla başlayalım. Euro 2024. Forma kazanma şansı falan filan diyor ama hiçbir zaman kazanmadığımızı siz de biliyorsunuz. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Euro 2024 kutusunu açalım bakalım. Hemen ilk olarak hologramlı çıkıyor. Taso çıkıyor içinden. Kaç tane taso çıkıyor? Bir tane. Evet, hologramlısını şöyle göstereyim arkadaşlar. Pellegrini çıktı. Hologramlısı da gayet güzel olmuş bence. Bir tane de taso çıkıyor arkadaşlar. Şöyle Berkay Özcan Başakşehir'den. Yani Euro 2024 ile alakası ne? Ama neyse, bir tane de taso koymuşlar işte. Şöyle göstereyim. Griezmann. Arkadaşlar şöyle kartlar bu şekilde. Arka tarafı böyle. İçleri de böyle arkadaşlar. Kartlar hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Kartları beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Arkadaşlar onu da yazarsanız çok sevinirim. Eriksen çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen bütün kartları tek tek sizlere göstermeye çalışacağım hepsini. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. 24 kutu var. 24 kutuyu da göstereceğim. İçerisinden tasolar da çıkıyor bunların. Taso çıkıyor, hologramlı çıkıyor falan filan. Daha ne olsun arkadaşlar. Şöyle Torres çıktı. Paul Torres. Arkadaşlar bence hologramlısı çok güzel olmuş. Bilmiyorum hani şurası falan çok parlak. Çok harika olmuş bence. Hologramlı işini de düzeltmişler diyebilirim arkadaşlar. Şöyle kartların hepsini gösteriyorum arkadaşlar. Euro 2024 kartları, İtalya, Arsenal. Şöyle hepsini gösterelim arkadaşlar. Bakalım nasıl kartlar çıkacak. Hepsini göreceğiz arkadaşlar. Hep beraber Euro 2024 kartlarında kart. Kutu sayısı biraz az geldi. 24'lü olması ama içerisinden taso maso falan da çıkıyor. Yani böyle çok bayağı dolu dolu şeyler çıkıyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yani bence iyi. Bence iyi arkadaşlar. Şöyle kaç tane? Bir tane hologram çıkıyor içerisinden. 6 tane de arkadaşlar. Normal kart çıkıyor. Yani 6 tane kart, bir tane hologramlı, 7, bir tane de taso çıkıyor arkadaşlar. Böyle yapmışlar kutuları. Siz ne düşünüyorsunuz kartlar ve kutular hakkında? Şöyle hepsini göstereyim arkadaşlar ben size. Livakovic de çıktı arkadaşlar. Şöyle bunu da göstereyim. Kimmich çıktı. Joshua Kimmich de çıktı arkadaşlar. Luke Shaw da çıktı. Bakalım her kutuda böyle farklı farklı renkler yapmışlar. O da iyi bir ayrıntı. Hemen şöyle bakalım tasomuzda kimler çıktı. Tasomuzda arkadaşlar şöyle Altay Bayındır çıktı. Burada Locatelli çıktı arkadaşlar hologramlı olarak. Yine 6 tane normal kartımız çıktı. Şöyle hepsini göstereyim ben size. Üçer üçer şu şekilde hepsini görmüş olun arkadaşlar. Bakalım burada başka kimler çıkacak. Şöyle hemen açalım. Evet arkadaşlar, bu arada Kurban Bayramınız da kutlu olsun, mübarek olsun arkadaşlar. Kurbanda memleketine gidenler umarım iyi iyi güzel güzel eğlenirler diye temenni ediyorum. Şöyle arkadaşlar göstereyim ben hepsini. Ben bayramda İstanbul'u gezeceğim. Hiç İstanbul'u gezmemiştim. O yüzden bu sefer İstanbul'u gezmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Leonardo Bonucci çıktı. Şöyle hemen göstereyim. Frank de Jong çıktı arkadaşlar. Burada da şöyle bakayım başka kimler çıkacak. Eriksen'i de çıkardık. Şöyle hemen bütün kartları açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle Fabiano çıktı arkadaşlar. Bir tane hologramlı kartın da böyle arkası bu şekilde hologramlı diye yazmışlar arkadaşlar. Şöyle yine Griezmann çıktı. Şöyle üçlü üçlü gösteriyorum ben size yine arkadaşlar şöyle kartları. Siz istediğinize böyle durdurup bakabilirsiniz. Hani özellikleri falan altlarda yazıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu kutuları da çekiliş yapacağım. Bayramdan sonra umarım yarın yola çıkacağım. Çünkü artık çekiliş yapamam. Zaten çekiliş yapsam da kazanana kargoyla gönderemem bayramda. Bayramdan sonra size bir
4-5 kutuluk bir çekiliş daha yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynısı çıktı, altısı da. Yani merak etmeyin, çekilişlerinizi yapacağım. Ama bayramdan sonraya bekleyin lütfen. Şöyle hemen arkadaşlar Junior çıktı. Burada şöyle hemen bunları da göstereyim. Bu kartlar niye böyle dikine çıktı onu bilmiyorum. Neyse şöyle göstermeye çalışayım. Alaba Arda Güler çıktı arkadaşlar. Arda Güler. Türkiye Real Madrid Arda Güler. Arda Güler'i izlemeyi çok istiyorum arkadaşlar. Çağlar Söyüncü çıktı. Yani o maçı, o maçta Arda Güler'i izlemeyi çok istiyorum. Bakalım nasıl oynayacak, nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şöyle Serge Gnabry çıktı arkadaşlar. Tas olarak. Şöyle hemen şunu da göstereyim arkadaşlar. Hologramlı kartı da. Burada da böyle. Bunda niye 4 tane çıktı? Az mı çıktı? Neyse. Buna az koymuşlar demek ki. Şöyle hemen diğer kutuları da açmaya devam edelim. Bakalım burada kimler çıkacak arkadaşlar. Şöyle hemen açtık. Başka bir şey kalmadı içinde. McAllister çıktı arkadaşlar. Burada hologramlı kart olarak da şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Burada bazıları sanki 4 tane çıkıyor gibi geldi ama. Neyse ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen Haaland çıktı bu arada. Erling Haaland arkadaşlar. Kevin De Bruyne çıktı. Lukaku çıktı. Rafael Leao çıktı. Allah, kutunun biri düştü. Hemen bakalım başka kim çıkacak. Şöyle hemen kartları açıyoruz. Düşen kutuyu açalım bakalım. İçinde kalmasın. Heh. Evet, hologramlısı ezik müzik olmuş içinde. O yüzden düşmüş demek ki. Şöyle biraz ezilmiş hologramlısı. Rashford çıktı arkadaşlar. Burada Tasso'yu da hemen şöyle sizlere göstereyim. Paul Pogba çıktı Juventus'tan. Şöyle arkadaşlar bunları da göstereyim ben size. Diaz, Ruben Diaz çıktı. Kartın biri düştü, onu da sonra gösteririm ben size. Hemen şöyle açıyoruz. Tasso'muz çıkıyor içinden bir tane. Şöyle Altay Bayındır çıktı arkadaşlar. Tasso olaraktan. Hologramlı olaraktan Kingsley Coman çıktı. Kingsley Coman. Artık Coman diyen de var. Coman diyen de var. Kerem Aktürkoğlu arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu çıktı. Burada bakalım Kyle Walker çıktı. Alvaro Morata çıktı arkadaşlar burada. Luka Modric ve Nicola Barella çıktı arkadaşlar. Bakalım burada kim çıkacak. Şöyle hemen açıyoruz. Göstermeye çalışayım arkadaşlar. Evet, şöyle tasomuzu gösterdik. Pepe arkadaşlar, Pepe çıktı. Burada hologramlı kart olarak. Bakalım burada kimler çıkıyor. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Eriksen, De Jong, Griezmann çıktı. Burada da arkadaşlar hemen şöyle bir yol çıktı. Bir yol hemen şöyle bakayım buradaki kutuda kimler çıkacak. Tasomuzu da alalım şöyle. Heh. Sergio Ramos arkadaşlar. Sergio Ramos çıktı. Ramos, vay. Abi bunda hologramlı çıkmadı mı lan? İçinde mi kaldı diye bakıyorum. Yok, içinde de kalmadı. Şöyle hemen arkadaşlar ben size kartları göstereyim. Şöyle Hakan Çalhanoğlu falan çıktı bunda da. Bakayım bu başka kimler çıkacak arkadaşlar. Hep beraber izleyelim. Şöyle hemen hologramlıyı gösterdikten sonra diğer kartları da göstermeye devam edeyim. Şöyle Tasso çıktı yine içinden bir tane. Rafinha arkadaşlar. Rafinha çıktı. Buradan kim çıkıyor? Hugo Lloris, Kenan Yıldız çıktı arkadaşlar. Şöyle Jeremy Doku, Neymar arkadaşlar. Neymar'ı çıkardım bir tane de. Şöyle Mitrovic çıktı. Neymar'ı da kart olarak bayağıdır görmüyorduk. Neymar'ı da gördük sonunda. Güzel oldu. Euro 2024 heyecanı devam ediyor. Daha açacağım kartlar var arkadaşlar. Brawl Stars kartı falan da var. Merak etmeyin, daha çok kart açacağım. Vinicius Junior çıktı. Yani Brawl Stars'lar demesin ki sonra niye Livakovic bir tane daha çıkardı. Kimmik çıktı. Brawl Stars kartı da açacağım. Başka açmamı istediğiniz kartlar varsa arkadaşlar. Smackdown falan kartı da vardı da. İzlenir mi bilmiyorum. Açmadım, almadım yani ondan. Şöyle hemen ben size kartları göstereyim sadece arkadaşlar. Phil Foden çıktı. Burada kim çıkıyor bakalım. Mitrovic çıktı arkadaşlar. Neymar çıktı. Burada Jeremy Doku ve Kenan Yıldız çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hugo Lloris çıktı ve hologramlı olarak da Bukayo Saka çıktı arkadaşlar. Buradan bakalım burada kim çıkacak. Şöyle hemen açıyoruz. Tasomuzu da alıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen tasoyu göstereyim. Hologramlı olarak arkadaşlar David Alaba çıktı. Kartlar bir yerinde durmuyor ki.
Neymar çıktı arkadaşlar. Yine Neymar'ı çıkardık. Lucas Hernandez çıktı. Şöyle bakayım. Laimer çıktı ve Mitrovic çıktı. Burada kim çıkıyor arkadaşlar? Mbappe arkadaşlar. Mbappe'yi de burada görmüş olduk. Bakayım başka kimler var. Şöyle. Dün Almanya hakikaten çok güzel oynadı. İskoçya karşısında. Çok güzel bir maçtı. İzlemeyenler varsa bilmiyorum ama izleyenler çok beğenmiştir eminim. Musiala çıktı bak. Hemen söyledik. Arkasından Musiala çıktı. Şöyle hemen David Alaba çıktı arkadaşlar. Bakalım burada Arda Güler çıktı arkadaşlar. Bir Arda Güler, Çağlar Söyüncü daha bulduk. Yani benim Türkiye'nin kazanmasını çok istiyorum ama Türkiye olmazsa da herhalde Almanya kazanır diye düşünüyorum ben. Euro 2024'ü. Şöyle Sergio Busquets çıktı arkadaşlar. Burada Ugarte çıktı taso olarak. Şöyle hemen buraya da bakıyoruz. Livakovic arkadaşlar burada. Bakalım burada kim var? Ansu Fati çıktı. Hava çok sıcak İzmir'de. İstanbul'da da hava sıcak mı arkadaşlar? İstanbul'da olanlar yazsın. İstanbul'da hava durumu nasıl? Sıcak mı? Serin mi? İyi mi? Kesin çok sıcaktır diye düşünüyorum ben. Şöyle bakalım burada kim çıktı? Kasper Schmeichel çıktı. Şöyle arkadaşlar, İstanbul'da nereye geleceksin diye soranlar var. İstanbul'da Pendik'e geleceğim arkadaşlar. Pendik'e ama İstanbul'un her yerini gezeceğim. Leroy Sané arkadaşlar. Dün Sané'yi de izlemiştik. Leroy Sané, onu da şöyle göstermiş olayım. Kartları arasında o da çıktı yani. Hemen şöyle bakalım burada kim çıkıyor arkadaşlar. Kovacic. Kovacic çıktı. Kenan Yıldız çıktı arkadaşlar. Bakayım burada kim çıkıyor. Serge Gnabry çıktı yine. Arkadaşlar Harry Kane ve Jordi Alaba çıktı. Bakalım son iki kutu arkadaşlar. Bunları da açıyoruz bakalım buradan kimler çıkıyor. Euro 2024 kartlarında. Şöyle Mbolo çıktı arkadaşlar burada. Şöyle tasomuz çıktı. Bakalım burada kim çıkacak. Şöyle Ginter Torres çıktı arkadaşlar burada. Burada da Ferdi Kadıoğlu'nu bulduk arkadaşlar. Bakalım son kutuda kimi bulabileceğiz. Evet, Euro 2024. 24 tane kutusu vardı. Hepsini açtık. Hepsini gösterdik arkadaşlar. Kartlar ve kutular kutu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yazan herkes çekilişe katılmış olacak. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın derken Mbappe'nin de tasosunu bulmuş olduk arkadaşlar. Şöyle İlkay Gündoğan çıktı son kutuda da. Burada da Kyle Walker ve Luka Modric, Kerem Aktürkoğlu üçlüsüyle de kutunun sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar, hemen şöyle söyleyeyim tekrardan. Çekilişe katılmak için abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. İyi bayramlar.